Çıtır tavuk sarma, 10 adet fileto tavuk göğsü, 250 gram kaşar peyniri, 150 gram jambon, 150-200 gram kornişon turşu, 2 adet yumurta, 2 su bardağı un, 2 su bardağı galeta unu. Marinesi için 1 yemek kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Kızartmak için ayçiçek yağı. Günün ikinci tarifi çıtır tavuk sarma ile devam ediyoruz. Tabii bu kadar keklerin, böreklerin, tatların arasında bazen insan bir de böyle lezzetler de istiyor, değil mi? Hani çay saati de yapsanız, günde yapsanız mutlaka böyle bir hani ana yemeğe yakın bir yemek istiyor. Bu da öyle bir lezzet olacak. Ve de içinde aslında çok malzeme var. Nereden bu tarif? Farklı. Bu tarif yemek kursunda. Yemek kursunda öğrenmiştik bunu. Güzel bir davet yemeği aslında. Aynı zamanda fast food'da oluyor. Hem fast gibi hem davet yemeği gibi değil mi? Kesinlikle. Çocukların da davetlerinde çok sevdiği, çok lezzetli bir tarif. Evet. Böyle orada bir öğrendim. Yapmaya da devam ettim. Yıllardır da yapıyorum. Bunu da herkese paylaşmak istiyorum. Şöyle aslında biraz yurt dışında böyle cordon bleu diye de yapılır, evet, satılır. Evet. Bazı marketlerin kasap bölümlerinde de bu şekilde hazırlayıp sadece pişirmeye hazır şekilde de satıyorlar. Biz bugün aslında evde nasıl yapabiliriz onu da hem göstermiş olacağız. İçinde çok malzeme olduğu için doyurucu ve lezzetli oluyor. Evet, kesinlikle. Bir tanesi doymamız için yetiyor. Ben de çok severim. Bayağıdır da yemiyorum. Bugün o günmüş demek ki. Hadi başlayalım. Evet. Neyle başlayalım şimdi? Öncelikle tavuğu inceltmemiz gerekiyor. Tamam. Streç alalım. Streç alalım şuradan. Bu arada malzemelerimizde işte tavuk var, içine salam koyacağız, turşu koyacağız, bunu böyle una bulayacağız, paneleyeceğiz, kaşar koyacağız. Yani dolu dolu çok güzel bir lezzet. Isırdığınızda tavuktan ziyade böyle başka lezzetler de gelecek. Evet. Normalde bilinen tariflerde turşu yok. Turşu enteresan, ben ona şaşırdım aslında. Genelde böyle ıspanak falan gibi şeyler de oluyor içinde. Evet, kesinlikle. Bu tamamen tercihe bağlı. Turşu hem böyle ekşilik veriyor hem... Salatası gibi, salatasının içine yiyormuş gibi. Evet. Ben bir bıçak alabilir miyim? Tabii. Kesmek için. Şimdi mutlaka inceltmek gerekiyor mu? Böyle bir tarifte. Gerekiyor çünkü rulo halinde saracağımız için tavuk bayağı bir kat kat olacak. İnceltmezsek pişmiyor. Bir kat daha alacağım. Şu şekilde tavuğumuzu koyuyoruz. Üzerini tamam, tekrar. Süreç. Bu arada merdaneyi de gösterelim. Evet. Bu farklı bir merdane. Herhangi bir merdane olabilir. Su bardağı olabilir. Bardağın tersiyle olabilir. Dövecekle olabilir. Bu merdane en güzeli. Her evde bulunan bir malzeme. Bu şekilde vurarak içten dışa doğru etimizi inceltiyoruz. Vura vura. Şu şekilde yapacağız. Yani böyle merdane kaçar gibi yapmıyoruz. Vura vura. Kaydırarak şu şekilde. Aynı süreç zaten yine kullanabiliriz. Aha, kullanıyoruz. Böyle bakarsanız daha ince bir incecik oldu, evet. Şu şekilde. Nereye alalım onu? Şimdi diğerlerine devam edeceğiz. Önce bir sos yapalım buraya. Yapalım. Sosun için alırız. O zaman birazdan devam edeceğiz gene bunlara. Şurada dursun. Sosumuz bir gösterelim. Nasıl bir sos var? İçine bir yemek kaşığı köri koyuyoruz. Köri çok da güzel koktu şu an. Evet. Ne kadar aromatik bir kokusu ve böyle yoğun bir rengi var, değil mi? Tuz, karabiber alalım. Biraz sıvı yağ ekliyoruz. Tamam. Tavuğun her yerine... Sonra zaten bol yağda kızartacağız. Fırında yapmayacağız. Biz bol yağda kızartacağız. Aynen. Bir kaşık alabilir miyim Pelin Hanım? Hemen verdim. Orada tatlımız da pişiyor. Herhalde birazdan kapatmamız gerekiyor bir onu onda. Onu hatta çıkarabiliriz şimdi. Çıkartayım mı? Bakalım o zaman şöyle. Çıkaralım. Tamam, evet, o oldu. Güzel ama yeşil yeşil altından da çıkmış. Evet. Biraz dinlensin, sonra servisini yaparız. Hanımlara şöyle bir gösterelim. Şöyle bozmadan çıtırları. Evet. Şöyle güzel pişmiş. Göstereyim size de mis gibi. İçinden kekler, yeşil yeşil revaniler çıktı. Evet. Şurada arkada biraz dinlensin. İlk sıcaklık çıktıktan sonra şerbetini ilave edeceğiz. Sonra şerbetini ilave edeceğiz. Gelelim tavuğumuza. Karıştırıyoruz. Bu normalde de güzel bir tavuk sosu aslında, değil mi? Hemen köriniz kokuyor, değil mi? Evet. Bunu bu şekilde hazırlayıp içine tavuğumuzu alıyoruz. Biraz burada marine edeceğiz tavukları. Biraz bekleteceğiz. Kırılan parçalar korkutmasın. Onu içine saracağız. Tamam. Bu şekilde. Böyle bir kenara alıyoruz.
kenarda dursun. Yaptıkça içinde biriktirelim. Hem biraz sosu da çekmiş olur bu sırada. Daha sonra zaten iç malzemesini hazırlayacağız. Evet. Tekrar şimdi devam edelim inceltmeye. Aynı alıyoruz. Tatlımızın ne kadar soğuması lazım? İlk sıcaklığı geçince şerbeti ilave edebilirim. O zaman biz bu sırada hem tavuklarımızı şöyle güzelce inceltelim. Çünkü biraz birkaç parça var tavuğumuz. Hı hı. Ondan sonra zaten hem onun yapımına devam edeceğiz. Hem de bu sırada şerbetimiz birazcık soğusun ve tatlıyla buluşacak. Ay çıtır çıtır. Şahane gözüküyor. Şerbetimizi de alalım. Şöyle getirdim. Biraz şerbetli de bekleyecek değil mi? Ha, şerbetli. Hatta bir gece beklemesi çok daha iyi olabilir. Ha. Şöyle sana vereyim. Daha lezzetli oluyor. Şöyle ilk sıcaklığı gittikten sonra ılık şerbetimizi üzerine döküyoruz. Yani tatlının ilk sıcaklığı gidecek, şerbet de biraz ılık olacak. Evet. Biraz da böyle çeksin. O çekene kadar biz de çıtır sarmalarımızı yapalım tavuklarımızı. Ben o zaman gene arkaya alayım. Biz burada tavuklarımızı yaparken. Kaşarı tavuğu saracağımız büyüklüğe göre kesiyoruz. Yani şu büyüklük iyi. Hı hı. Çok böyle incecik de kesmiyorsun galiba. Evet. Biraz böyle hani eridiğinde de kaşar içinde belli olsun diye. Evet. Yağımız da sınıyor. O şekilde şu büyüklükte. Böyle. Böyle yaparsak içinde eriyip patlamıyor. Patlamıyor. Kızarınca. Ne yaparsak patlar? Yani ne yapmamak gerekiyor? Rendelersek biraz daha hani çabuk eriyeceği eriyebilir. İçin daha, daha biraz daha gevşek bir kıvam alıyor. O zaman kızartırken eriyip patlayabiliyor. Turşumuzu da... Ben de şurada şu şimdi marine işlemlerimiz için şunları ayarlayayım. Şuradan alalım kabı. Unumuz var. Bir de galeta unu var. Yumurta bulamak için. Bir tek yumurtamızı kırmadık, onu da kıralım. Tabii. Bulama işlemine yumurta, başlayacağız. Yağımız ısındı çünkü. Kıralım. Ben de bir yandan şuradan bir maşa bakayım kendimize. Şuna rahat döndürür diye düşünüyorum. Bu ölçüler tamamen sizin yaptığınız tavuk miktarına göre herhangi bir ölçü, bir şeyi ayara gerek yok. Bu şekilde şöyle yaptık. İlk önce tavuğumuzu alıyoruz. Şöyle. Tavuğumuzun marine ettik zaten. Biraz da bekledi bu sırada. Tavuğumuzu aldık. İçine, şimdi burada sıralama önemlidir belki. Jambon koyuyoruz. Tamam. Bir tane. İki dilim kaşar peynir koyuyoruz. İki dilim de turşu yetiyor. Çok enteresan bir şey oldu ya. Benim yediğimden daha farklı. Evet. Böyle sarıp kürdanla, şuradan bana kürdan verebilirsiniz. Ne yapalım? Nereye batıracaksın? Buradan böyle tutturacağız. Hmm. Bir tane yetiyor mu bir tanesi? Aha, yetiyor. Açılmasın için. Tavuğu tabii çok ince sardık, sarılıyor ama açılmaması şimdi için gene bir aparat lazım. Şimdi bu yanlarını una bulayarak kapatacağız. Şu şekilde. İlk önce una buluyoruz. Tutması için. Hı hı. Şöyle bulayalım iyice. Sonra galeta unu tekrar mı? Ondan sonra yumurta. Yumurtamızı çırpacağım. Çırpayım hemen ben. Ay onu unuttuk çırpmayı. Burada sıralama önemli değil mi? Mesela önce galeta unu sonra un yapmasınlar. Evet. Şöyle hemen çırpalım. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi yağımız ısınmaya başladı. Buluyoruz. Ondan sonra galeta unu. Evet. Ondan sonra şu şuradan bir tane yine yapıştırıyorum. Bakayım da. Evet, hazır. Böyle kapatıyoruz yanları. Ve pişirmeye başlıyoruz. İlk parça atabiliriz. Gördüğünüz gibi kocaman. Bir de sıkı sıkı oldu böyle, kapatınca da dağılmadı onunla bununla. Böyle güzelce eliyle onu mümetal etti. Bu şekilde. Böyle kızartabiliriz. Atıyorum içine, hadi bakalım. Evet.
cızırtılar geldi. İyice kızması ve bol yağ olması önemli tabii ki. Her zaman söylüyoruz bu tip yemeklerde. İyi ve güzel pişmesini, içinde çiğ kalmamasını sağlıyor ve dışında yanmamasını sağlıyor. Evet. Aynı şekilde devam. Marine ettiğimiz tavuğumuz. İçine mesela tavuğun büyüklüğüne göre salam ya da jambonu kesebilirsiniz. Evet. Kaşar, turşu. Bu şekilde. Sarıyoruz. Tabii bu işlemi önce yaparlarsa elleri bu kadar kirlenmeyecek. Değil mi? Evet. Şuradan bir tane alalım. Alayım. İlk önce mesela sarma işlemi yapıp sonra bulama işlemi yapabilirsiniz. Evet. Biz en azından göstermek için hani sıralamayı böyle yapıyoruz. Ay bir şey diyeceğim. Bak hemen çok güzel kızardı. Göstereyim mi şöyle? Bak çıtır çıtır oldu dışı. Zaten tavuk çabuk pişen bir et türü olduğu için. Evet. Önce un, sonra yumurta, sonra galeta unu ve artık kızartmaya. Bu şekilde hepsini yapacağız. Evet. Bu sırada şerbetimiz de biraz çekmiş olur tatlı. Hı-hı. Ondan sonra onu da servis edeceğiz. Güzel bir tarif oldu. Evet. Güzel kızardı. Evet. Top top oldu. Şöyle. Çıtır sarmalarımız. Servis tavamıza koyayım. Tamam. Şöyle bir tanesini de içine hatta açıp gösteririz. Aha. Şöyle yapalım. Topluyor da kendini değil mi birazcık? Piştikten sonra. Bunu isterlerse fırında da kızartabilirler. Fırında ne yapsınlar? Direkt fırın tepsisine, fırın kabına alıp kızartabilirler. Kızarana kadar. Şöyle şunun bir tanesini kesip bakalım hatta değil mi? Aha. Nasıl oldu, nasıl gözüktü? Aha. Bayağı da porsiyon olarak bol çıktı. Şöyle biraz daha koyabiliriz şunları verip. Hemen bir tane bıçak vereyim. Tabii. Çatalla birlikte acaba içi nasıl gözükecek? Bir iki tanesini kesebilirsin. Şöyle bir gösterelim en azından içini. Şöyle. Of çok güzel gözüküyor. Evet. Onu da koyabilirsin üstüne. Tabii. Bakar mısınız içinde kaşar böyle eridi ama dağılmadı. Evet. Turşu çok güzel duruyor. Jambonu da aynı şekilde pişmiş. Şahane bir görüntüsü var. Evet. Bunu da bu tarafa alalım kokusu istersen. Kokusu da lezzeti de harika. Kokusu da güzel. Ay çok güzel oldu. Şöyle hemen sunumunu yapalım efendim. Çıtır sarma tavuklarımız hazır. Mis gibi çıtır çıtır. Hem böyle çocuklarınız canı böyle fast food çektiğinde evde yapabileceğiniz içinde böyle bol malzemeli güzel bir lezzet oldu. Biz bu sırada hatırlayalım neler yapmışız içine neler koymuşuz sonra da tatlımı servis edeceğiz.